Tamam mı? Tamamız. Evet. Ali yükselen bir formum var. Samspor da son maçı kazandı. Neler söylemek istersin? Öncelikle önümüzde Göztepe maçı var. Bununla alakalı düşüncelerini alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle önemli bir maç bizim için. Güzel bir maç kazandık. İyi bir maç kazandık. Zor bir maç kazandık. Ama bu maçın anlamlı olabilmesi için bu hafta da elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz inşallah. Taraftarımızın desteğiyle tabii bu çok önemli. Dediğim gibi iyi bir maç kazandık. Bu bize özgüven kattı. Yani tabii ki de kazanmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. İnşallah da kazanacağımızı düşünüyorum. Normalde sağ bek oynuyordun. Evet. Şimdi sistem değişikliğiyle beraber kanat bek olarak oynuyorsun. İki maçta iki gol attın. Pek bir kariyerinde yok mu böyle üst üste iki maçta? Evet. Nasıl kendi performansını nasıl değerlendirdin? Kariyerimde iki gol değil. Normal golüm de yoktu. İlk golümü Samsun'da attım. Yani daha önce bu sistemi oynadım. İki sene önce bu sistemi oynamıştım. Alışkanım. Hocam da sağ olsun güvendi, şans verdi. Ben de elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Ama yani önemli olan tabii ki de takımın kazanması. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Ali Ülgen... Bir gol attı frikikten. Onu değerlendirirsin. Çalışıyor musun? Kimse bilmiyordu böyle yeteneğin olduğunu. Ondan bahseder misin? Yani çalışıyorum evet. Allah da nasip etti. Çok şükür güzel bir gol oldu. Ali Ülgen yeniden doğdu diyebilir miyiz? Abi inşallah evet. ama dediğim gibi benden veya diğer oyunculardan daha önemli olan hocamız her zaman söylüyor. Samsun Spor. Benim ikinci senem. Gelmeden de buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu tabii ki de biliyordum ama geldikten sonra daha iyi anlıyorsun. Dediğim gibi oyuncular ben elimden geleni yapıyorum. Bugün ben yarın başkası yapar o işleri. Ama önemli olan takım. Biz kazanmaya devam etmeliyiz. Teşekkür ederim. Göztepe karşılaşmasını sormak istiyorum. Taraftan karşısında oynayacaksınız. Geçen haftaya baktığımızda hem asistlerim hem de gollerim var. Neler söylemek istersin? Yani dediğim gibi az önce dediğim gibi gerçekten çok önemli bir maç. Seri yapmamız gerekiyor. Bir maç kazandığımızda bile hava ne kadar değiştiğini hepimiz görüyoruz. Bu iki maç olursa kendimize özgüvenimiz inanılmaz artacak. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum ama Pendik maçındaki gibi mücadele vermemiz gerekiyor. Sadece kazanacağız diyerek olmuyor bu işler. Antrenmanda da elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi inşallah çok iyi konsantre oluyoruz. Bu maçı da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Taraftara neler söylemek istersin? Ya bizi destekleyeceklerini zaten biliyorum. Bu maç özellikle destekleyeceklerini biliyorum. Çünkü kale arkaları galiba kapandı diye duydum. Çok aslında yani zaten her zaman geliyor. Çok gelsin demeyeceğim ama her zaman destek oluyorlar. Bizim için maç önemli ama taraftarımızla birlikte önemli. Çünkü onların gücüyle kazanacağız inşallah. Her zaman arkamızda olduklarını bildiğim için çok da bir şey söylemeye gerek yok. Zaten yenilsek de yensek de her zaman arkamızda var. Son olarak bile sezon sonu şampiyonluk hayalleri kuruluyor. Onunla alakalı neler söylüyorsunuz? Ya şöyle Samsun Spor'un her zaman hedefi şampiyonluk. Ben burada olsam da başkası olsa da olmasa da buranın her zaman yeri süperlik. Bunun herkes farkında. Yani dediğim gibi şampiyonluklar da buradan geliyor. Takımda daha tecrübeli abilerimiz var şampiyonluk yaşayan. Onlar daha tecrübeli ama böyle maçları kazanarak, böyle yerlerden geçerek şampiyon olacağız. İnşallah hak ettiğimiz yere de ulaşacağımızı düşünüyorum inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.